Trakya'nın geleceğini imha planı, geçtiğimiz yıllarda Çerkezköy ve Silivri arasında yapılması planlanan 545 hektarlık alana planlanan bir termik santralle başladı. Burada enerji üretim alanı ibaresi eklendi. Arkasından bu kararla birlikte ÇED raporu olmadan, beklenmeden Bakanlar Kurulu'nun kararıyla apar topar bir şekilde acele kamulaştırma çıkarıldı. Danıştay bu acele kamulaştırmayı yürütmeyi durdurma yaptı. Hukuka uygun bulmadı, ÇED raporu yok dedi, plan değişikliği henüz kesinleşmedi dedi ve iptal etti, durdurdu. Ama insanların gözü o kadar ranta açılmış ki, o kadar bu olaya sabitlenmişler ki bu da durduramadı. Akabinde hemen yapboz tahtasına dönen Trakya bölge planlamasında tekrar bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklikle birlikte maalesef projenin yeri değiştirdi. Vatandaşlarımız yağmurdan kaçarken doluya tutuldular bu sefer. Çerkezköy Kapaklı ilçemizin sınırları içinde bol oksijenli yerleşim yeri alanı olan Pınarça mahallemizde meşe ormanlarının arasında bu karar alındı. Maalesef bu proje gerçekleşirse 250 bin ağacımıza kıyılacak. Kapaklı, Çerkezköy, Çorlu, Saray ilçelerimizle birlikte 1 milyon nüfus etkilenecek. Bölgemizin geçim kaynaklarından biri olan tarım ve hayvancılık bitecek. Kömür bütün kullanım alanlarında en tehlikeli ve kirli olan enerji kaynağı. Ve bir numaralı iklim değişikliğinin sebebi biliyorsunuz, sorumlusu. Bakın, Çerkezköy Kapaklı'da kurulması planlanan termik santralle beraber bir yılda yakılacak kömür miktarı 7 milyon ton. Bölgeye dağılacak kül 2 milyon tonun üzerinde. Atmosfere salınacak karbondioksit 12 milyon metreküp. Trakya'nın akciğerleri kükürtle, külle doldurulacak. Trakya'mıza kül yağacak. Biliyorsunuz net ithalatçı olduk artık tarımda. Geçtiğimiz sene 5 milyon ton buğday ithal ettik. 2.1 milyon ton mısır ithal ettik. Canlı hayvan, et, samanda dahi ithalatçı durumdayken bu ithalat miktarını arttıracak. Türkiye'nin daha ötesi dünyanın en verimli topraklarına göz dikmek, bunları yok etmeye çalışmanın akılla mantıkla bir alakası var mı Allah aşkına? Sadece doğamız toprağımız mı? Tonlarca atık suyla hem yerüstü yeraltı su kaynaklarımız da maalesef kirlenecek. Tarımsal sulamada kullanılmayacak. Atmosfere karışan bu zehirli gazlar asit yağmuru ile yüzlerce kilometre alanı da zehirleyecek. Bu cennet Trakya'mızın sonu olacak. 3 milyon metrekarelik bu meşe alanında yapılacak şey için, termik santral için itirazlar, binlerce itiraz gitti. Bakanlığın cevabı ne oldu biliyor musunuz? Değerli milletvekilleri, Trakya Havzası'ndaki termik santralin olması havayı olumlu etkileyecek diyorlar. Cevap bu. Ya itirazları, hukuku, uluslararası sözleşmeleri bir tarafa atıyorsunuz, tamam. İnsanların aklıyla alay etmeye utanmıyor musunuz? Gerçekten utanmıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Ama bu bizim çevremiz, bizim doğamız, bizim hayatımız, bizim Trakya'mız. Birileri 3 kuruş fazla kazansın diye doğamızı, Trakya'mızı kirletmenize izin vermeyeceğiz ve sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür.